Şimdi buradan MİNT inşaata gideceğiz. MİNT Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu Skype'ta konuğumuz olacak. Sefer Bey, hoş geldiniz yayına. İyi yayınlar Güzel Hanım. Çok teşekkürler bağlandığınız için. Birçok konuğumuzu artık Skype'la ağırlıyoruz, misafir ediyoruz. Dolayısıyla size de tekrar teşekkür edelim Skype üzerinden de bize bağlandığınız için. Şimdi sektör, iş dünyası nasıl karşıladı COVID-19'u? Önce onu sorarak başlayayım. Zorlu bir süreç. Hem kendi şirket olarak sizin aldığınız önlemlere bize aktarırsanız hem de şimdiye kadar atılan adımları nasıl yorumluyorsunuz? Onu sorarak başlayayım. Sonrasında inşaat sektörünün detaylarına da gireriz. Sektörün biliyorsunuz Ocak ve Şubat satış rakamları son derece başarılıydı. Geçmiş yıla %50 fazla satışlar gerçekleşti. Dolayısıyla yıla çok keyifli başlamıştı sektör. Yalnız Mart ayının ikinci haftasından itibaren bu virüse ilişkin endişeler sektörü de etkilemeye başladı. Ve Mart'ın ikinci yarısından itibaren birçok şirket merkez ofislerini bir anlamda tatil etti, evlere gönderdi. Diğer tarafta şantiyelerde de olabilecek sağlık önlemleri alınarak yasal çerçevede inşaat faaliyetleri sürdürülüyor. Biz de MİNT olarak 15 Mart sabahı itibariyle arkadaşlarımızın tamamını eve gönderdik, ofisteki arkadaşlarımızın. Çünkü teknolojik altyapımız evde çalışmaya müsaitti zaten. Dijital altyapımız buna müsaitti. Şuradaki şantiyeleri... geliyor mu sesim Güzel Hanım? Sefer Bey, buyurun, dinliyoruz sizi. Merkez ofisteki arkadaşlarımızın tamamını evlere gönderdik. Dijital altyapımız müsait. Evden telekonferans ve benzeri yöntemlerle çalışıyoruz aynı şekilde. Diğer taraftan şantiyelerde ise öncelikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarımızı derhal evlerine gönderdik. Diğer taraftan aralıklı mesafelerle hijyen tedbirleri alınarak çalışmalarını sürdürüyor şantiyedeki arkadaşlarımız. Sefer Bey, peki tabii bu aşamada Ocak-Şubat rakamların pozitif olduğunu söylediniz. Yani en azından sektörde toparlanma var dediniz ama Mart'a dair ilk rakamlara baktığınızda her ne kadar henüz açıklanmamış olsa da ne söylüyor bize öncü göstergeler? Kredi talebi için sorayım, yani ipotekli satışlara ilişkin beklentiniz ne? Konut fiyatlarına ilişkin ilk ön izlenimleriniz ve araştırmalarınız nasıl? Mart'ın ilk iki haftasında tabii ki kabaca bir eğilim devam ediyordu. Ancak ikinci haftadan itibaren adeta kesildi bu süreç. Dolayısıyla Mart'ın genelinde olması gerekenin %60-65'i seviyesinde bir performans bekleyebiliriz. Bu da teknik olarak şu anlama gelir. Buradan insanların yapabildiği satış 65-70 bin aralığında bir satış rakamı gerçekleştireceğiz bu. Oysa bu sıkıntı olmasaydı, bu koronavirüs salgını olmasaydı sanırım Mart ayında 125 binleri geçmiş olacaktık biz. Dolayısıyla Mart'ın ikinci yarısı ve tahminim Nisan ayı da sıfır ya da sıfıra yakın satışlarla gerçekleşecek. Mayıs'a dair henüz bir öngörümüz yok. Ama Mart'ın ikinci yarısı ve Nisan'ı kabaca kayıp zaman olarak değerlendiriyoruz. Peki gelelim buradan açıklanan teşviklere, paketlere. Tabii yaklaşık iki hafta önce Cumhurbaşkanlığından o 100 milyar TL'lik paketin içerisinde inşaat sektörüne dair de birkaç madde vardı. Tabii eleştirilere de sebep oldu biraz. Yani şu aşamada öncelik insan sağlığı ve başka önemli sektörler var. Şu an istihdam teşvik paketleri asıl sağlanmalı. Yani hali hazırda konut tarafında ne kadar işte ÖTV'ydi, KDV'ydi ya da stopaj vesaire buradaki vergisel düzenlemeler olsa da şu an vatandaşın konut alacak iştahı değil, evine ekmek götürmesi, öncelik istihdam kaybı olmaması gerekli denildi ama biraz bahseder misiniz? Bu 100 milyar TL'lik teşvik paketi içerisinde inşaata çıkan kararları nasıl etkilendi, nasıl yorumluyorsunuz? Öte yandan da sektörün yarattığı istihdamı düşününce ne kadarlık bir paket olması gerekiyor? Sektörün teşvik anlamında özel bir durumu söz konusu olmadı. Sadece konut kredilerinin satın alma bedelinin %90'ına kadar kullandırılabileceğine dair ve bu da 500 bin altı konutlar için geçerli. Orada belki bir o kısmını vurgulamak lazım. 500 bin liraya kadar olan konutların %90'ını finanse edecek bankalar, kamu bankaları. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi
İnsanlar can derdinde şu ara kimse konut almaya vesaire de kalkışmıyor. Dolayısıyla da bu faizin ya da bu kredibilitenin, satın alma kredibilitesinin bu kadar yükseltilmesi sahada çok karşılık bulmadı şimdilik. Ancak diğer taraftan inşaat sektörünün tabii ki çok ciddi bir istihdam etkisi var. 2017'lerde 2.100 milyon istihdam sağlayan inşaat sektörü, 2018'de yaşadığımız kur krizi ve sonrasında 1.5 milyon adede düşmüştü inşaat sektöründeki istihdam sıkıntısı. İnşaat sektöründe sadece ve sadece inşaatçılar ve müteahhitler diye bakmamak lazım. Burada ciddi bir istihdam var ve buradaki istihdamın ekonomiye etkisi çok yüksek. Buradaki istihdamın tüketim eğilimi çok yüksek. Dolayısıyla buradaki şirketlerin desteklenmesi, istihdamlarının korunması anlamında bir mecburiyet. Tabii ki sağlık, insan sağlığı şüphesiz kimse bunu tartışamaz. Her şeyin üstünde. Ama bugün ekonomik olarak da sağlık önlemlerimizin hemen arkasında istihdamın sürdürülmesi ana mevzu olarak devam ediyor. Ve bu sıra dışı, çok sıra dışı bir sorunla karşı karşıyayız. Ülkelerin merkez bankaları, maliye bakanlıkları ve orduları devreye girmiş durumda. Ben şu saatte istihdamı korunmak için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim sektöre ilişkin olarak da sadece kısa çalışma ödeneği teşviki söz konusu. Yani şu an konjonktür olarak bahsedilen konut krizi iyileşmelerinin sahada bir karşılığı olmadığı varsayımdan hareketle konuşuyorum. Kısa çalışma ödeneği de sanırım istihdam sağlayan bütün sektörler için uygulandı. Dolayısıyla Güzem Hanım şunu söylemek istiyorum. İnşaat sektörüne özel bir uygulama yoktur. Ve bu inşaat sektörünün istihdam etkisi, ekonomideki etkisi itibariyle de istihdam sektörünü bu derece Türkiye'de inşaat sektörünü çok fazla eleştiriyoruz. Amerika'da gayri safi milli hasıla içindeki payı 7-8'ler oranında değişen inşaatın Türkiye'deki payı da 7'ler civarındadır. Öyle kişisel verilerle söylüyorum, kişisel görüşüm şu. Bu inşaat sektörü Türkiye'de abartıldığı kadar kaynakları vesaireyi tüketmiyor. Tabii ki şu ana kadar bir takım yanlışlar olabilir sektörün. Bu yanlışları düzeltip doğru ürünler, özellikle bu virüsün de bize hatırlattığı bir takım modifikasyonlar olmak zorunda. Bunları yapacağız ve sektör daha rasyonel bir şekilde yolunda devam edecek. İstihdamı yine destekleyecek, büyümeyi destekleyecek. Gayri safi milli hasıladaki payını 7-8'lerde tutturarak ülkenin büyümesine katkı sağlayacaktır. Peki Sefer Bey, burada biraz MİNT özelindeki rakamları da konuşalım isterseniz. MİNT inşaat olarak özellikle 2019'daki kapanış rakamlarınızı göz önüne alırsanız 2020'ye dair satış rakamları ne olabilir? Hali hazırda tabii yeni arz yaratmak, yeni yatırım yapmak bu dönemde elbet güç, çok fazla öngörülebilir bir tablo yok ama ne dersiniz? Açıkçası çok büyük bir belirsizlik söz konusu. Yani halen Nisan ya da Mayıs gibi bu işin sonlanmasını diliyoruz ve umuyoruz. Dolayısıyla eğer yani biz Haziran gibi tekrar olağan faaliyetlerimize, belki de Mayıs gibi olağan faaliyetlerimize dönebilirsek, bu telafi edilmeyecek bir zaman değil. Çünkü bizim sektör özelinde hem stokların taşıma maliyeti, finansman maliyeti, hem de tüketicinin, konut ihtiyaç sahibinin konut alabilirliği kolaylaştı faiz oranları vesilesiyle. Dolayısıyla eğer Mayıs'ı aşmayan bir sürede bu koronavirüsü kontrol altına alıp insanların olağan çalışmasına imkan sağlayabilirsek, biz yine geçen seneki rakamları tutturabileceğiz hem sektör olarak hem şirket olarak. Eğer şu sadece son 15 gün içerisinde baktığımızda, tabii satış vesaire yok şu an sektörde. Genel olarak yok diyebileceğimiz bir yerde. Üretim, imalat ise son derece sınırlı imkanlarla sürebiliyor. Kabaca olan zamanların, normal zamanların yarısına düştü imalat sağlayabilme gücümüz. Dolayısıyla dileriz ve temenni ederiz ki bu sıkıntılı zaman Mayıs başları ya da maksimum sonları sonlansın.
Peki son sorum da şu olacak. Sizce 2018'de gördüğümüz o kur devalüasyonundan sonra batık krediler çok artmıştı. Enerji ve inşaatta kurdaki sert yükselişten ötürü alacak tahsilatı vardı. Döviz borcu olan şirketler vardı. Şimdi 2020'de benzer bir risk var mı? Şu an hali hazırda 6.52'nin üzerine doğru yükselen 1 dolar Türk lirası var. Sepet de benzer şekilde yılbaşından bugüne neredeyse %10'a ulaştı değer kaybı. Sizce tekrar inşaat sektöründe gerçekten kredilerde, dönüşümlerde bir sıkıntı olacak mı? Borçluluk yapısı nasıl şu an sektörün? Mint özelinde de sorayım, sektörün geneli içinde. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz Mint olarak sadece şehir merkezinde beyaz yakalılara hitaben nispeten küçük metrekareli konut üretiyoruz. Dolayısıyla da trafiğin de gittikçe artmasıyla beraber metropollerde insanların trafikte harcamak istedikleri zamanlar diye bir sorunları var. Dolayısıyla bizim gibi merkezde konut üretenlerin kabaca talep sorunu yok. Ancak ve dolayısıyla da satılabilen bir ürün ürettiğimiz için de bu bütün finansal yapımız üzerinde pozitif etki ediyor. Yani borçluğumuz makul seviyede oluyor. Herhangi bir kredi ötelemesi vesaire talep etme ihtiyacımız doğmuyor. Çünkü bir nakit akışımız var ve bu nakit akışı bizim olası ihtiyacımızı karşılayacak seviye ve hatta o seviyenin üzerinde gerçekleşiyor. Özellikle son 6 ayda Ağustos-Eylül 2019'dan itibaren yeni faiz hadleri sebebiyle çok ciddi satın alma talepleri geldi. Hem likidite anlamda hem de karlılık anlamda çok pozitif katkısını gördük. Sektörün geneline baktığımızda da sektörde esas olarak stok ve faaliyetler büyük şehirlerde oluşmakta. İstanbul, Ankara ve İzmir odaklı bir Türkiye'de inşaat sektörü finansman ihtiyacı var. Buraların da ortak özelliği büyük şehir olmaları. Büyük şehirlerin ortak özelliği biliyorsunuz göç alıyorlar ve buralarda organik bir konut talebi, konut ihtiyacı var. Dolayısıyla kişisel görüşüm şudur, konut sektörünün finansmanında da satışında da herhangi bir sorun olmayacaktır. Ne geliştiriciler için ne de bankalar için. Ancak bu virüsün bize çok şok bir şekilde yansıttığı bir şey var. Ofislerin ne olacağı, ofis ihtiyaçları önümüzdeki dönemde daha az hissedilir hale gelecektir. İnsanlar daha fazla evden çalışacaktır. Biz bugün merkezdeki bütün arkadaşlarımızı eve gönderdik ve herkes evden çalışıyor. Aslında ofis ihtiyacımızın belki de yaşadığımızın, hissettiğimizin dörtte biri seviyesinde olduğuna dair matematikler yapıyoruz. Dolayısıyla bu bize şunu söylüyor. Önümüzdeki dönem ofis ihtiyacınız daha da azalacak. Ancak evleri de gerektiğinde ofise dönüşebilir. Böyle ofise dönüşümü kolaylaşan, bireyin evdeki çalışmasını kolaylaştıran internet altyapısının güçlendirilmesi olsun, bir takım başka modifikasyonlarla evleri de bu anlamda bir değişime tabi tutmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum görüşleriniz için. Mint Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu'nun piyasa hattını ilk bölümünde ağırladık.